Pandemiden dolayı hepimiz köylerimizden çok uzak kaldık, çok özledik. Biz de Domaniçka Sitesi olarak Benim Köyüm adlı bir proje başlattık. Proje ile birlikte size köylerimizi tanıtacağız. İlk köyümüz de Bükerler Köyü. Haydi buyurun. Amca, biz şimdi Benim Köyüm diye bir program yapıyoruz. Evet. Programda köylerimizi tanıtacağız. Tabii. Şimdi senden de Bükerler Köyü ile ilgili birkaç detay istiyoruz. Anlatmak istediğin bir şey var mı bize? Tamam. Şimdi bizim bu köyümüz Tabancı Bükerler Köyü. Osmanlı'dan gelme yerleşme. Ben 1947 doğumluyum. Askerliğimi Akminoba'da yaptım. Gelelim köyümüzün yerleşim işlemine. Bu köy Ekarlı. Ekarlı. Şurada Çiftlik Köyü var. Çiftlik Köyü çip dikmiş. Buraya bekarlamış. Tabi azınlıkmış. Üçe beşe haneye kalarmış tabi. Biz şeyden gelmeyiz. Otasya'dan. Ben Ortasya'dan geldim buraya çobanları yerleştim diye, buraya çiftliği yerleştim işte. Sonradan geri bekarlığa buraya izlattım işte. Burası bekarlığa, tabi burası bekar ya. Ama sonradan geri bekarlığa biraz şeye uygun olmadığı için bekarlığa ismi almış. Senin ismin neydi amca? Benim adım Sabahattin Emer. 1941 doğumluyum. Burada doğma, burada büyüme. Askerliğim Ankara Genelkurmay'da Mahafızalayı'ndır yaptım. Burada 80 senedir yaşamaktayım. Yaptığım işlere sorarsan, çiftçilik, motorculuk, cambazlık, oyunculuk, yapmadım şey kalmadı. Tamam mı? Şimdi ise tekrar taşı dayadık. İşte vallahi dedenle yaşıt gibi, dedenle benlenmiş. Vakit geçirip gideriz. Köyde o mutlusunuz. Köyde mutlusunuz diyor. Allah'a şükür mutluyuz. Söyleyeyim mi? Şimdiye kadar yaptığımız bu köyün geliri gideri o. Şimdi Bükerler Köyü neyle öne çıkar? Neyi meşhurdur Bükerler Köyü'nün? Bükerler Köyü'nün hiçbir şeysi meşhur değil. Hadi. Arpası, buğdayı, arpası, bulamın neyse, arpa, buğdayı, domates, biber, bu hayvancılık, bundan meşgul. Anladım. Başka işçilik. Hiçbir şeyden cevkaltımız yok. Başka bir yerden bir şey bir gelir, böyle bir akarı, şunu bunu yok. Ben 40-80 senedir ek bunu kaldır bunu vakit geçirdik işte. Peki yetkililerden bir şey istiyorsunuz mu? Bu da aracılık olsun aynı zamanda o iş için. Ne gibi? Ya köy için bir istediğiniz, hayal ettiğiniz bir şey var mı? Valla köy içinde. Şimdi bizim istemiz ne olur galiba bizim işinden sonra. Duyuyor musun? Azası var, muhtarı var. Efendim mesela hocası var, hacısı var. Bize işte böyle bir şey sorulur da aklımıza geldiği kadar ancak cevap verebiliriz bunu. Başka niye isteyeceğiz biz? Anladım. Ancak sağlık istiyoruz. Devletten mayış, Allah'tan sağlık. İnşallah, abi. Şurada Bursa İnegöl var. Burası Kütahya. Tamammış. Şurada Bursa İnegöl var. Ha, şurada 50 kilometre. Burada çok büyük bir iş sahası açıldı. Çok büyük bir iş sahası açıldı. Köyümüzün genci bütün şimdi orada. Evet. Köyümüz
bir zamanlar 500 nüfusa davrandıydı. 500 nüfusa davrandıydı. Şimdi ise köyümüz 200 olsun. Altına da düştü diyeversem yeri var. Okulda bitti. Gençlik de bitti. O zaman ve biz yeterli olarak da burada şimdi o zaman 200 olsun yani işte muhtarımız ve azamıza sağ olsunlar, çalışırlar. Ha, ihtiyaca gelince tabii ihtiyaçlar var. Köyümüz kırıç. Emeklimiz var. Yalan değil. Ama biraz burada hayvancılık yapmak isteyen vatandaşlarımız var. Devletimiz bunlara biraz destek vermesi şart. Ulan burada bizim köyden araba okullarında oldu. Allah'a şükür. Bak bunun da 70-80 lira polisimiz, memurumuz var. İlk okullar buralarda mı oldu? Sizin köyde? 60'ta oldu bizim köyde. Bulamada 60'ta oldu. Bizim burada 60'ta oldu. Okul, ben cahilim. Ben askere gidiyordum buranın okulun olduğunda. Bak, 14 yaşımdaydım ben. Şimdi, kaç senesinde kapandı şimdi? Niye okul? Okul. Ya ne kadar olmuş? 95'lerde falan kapandı. Yani bizim okulda talebe olmamadıktan değil de talebe olmamadıktan değil devletin kararı köylerden okulu kaldırıp şehirlere taşıma usulüne evet. Çevirdiğinden dolayı yani burada bir devlet şey yok. Her şey devletin kararı. Şimdi domatese okuyor çocukta böyle araba geliyorsa bayağı al gidiyor. Neden çocuğumuz da kalmadı ya? Anladım. Ben bu okuma yazması yok. Yok ben askerde öğrendim okuma yazmayı. Yok benim okuma yazmam yok. Ben askere gidiyordum bırak okulum yani yoktu daha. Ben her başarıdan okuma yazmam var. Her şeyden var. Ama diplomamız yok. Okulda görmedik. Biz okul görmedik. Anladım. Ben 14 yaşındaydım. Okulum açıldığında 1960. Ben Selim Öner, Kırlar Köyü imamıyım. Aynı zamanda bu köylüyüm. 1999'dan beri burada görev yapmaktayım. Camimiz 1985'te yapılmış. Daha önceki de 1940'da yapılmış. Şu an camimiz pandemiden dolayı 5-6 kişi cemaatle namaz kılmakta. Normal cuma günlerde 50 kişi namaz kılmakta. Köyümüzün genel nüfusu 500-600 kişi. Ama köyümüzdeki duran nüfus 200 civarı. Bu şekilde köyümüz hayatını idame etmektedir. Evet Selim abi, az önce köye doğru gelirken seni gördük, evet, seni fark ettik. Evet, hoş geldiniz, sabah geldiniz. Şöyle bir sana soralım dedik. Evet, çok güzel. Köyümüz her yönden iyidir, yeşilliktir. Ben 1963 doğumluyum. 57 yaşındayım. 24 sene İnegöl'de fabrikalarda, çeşitli fabrikalarda hizmet ettim. Hizmet ettikten sonra, hizmetin sonucu emekli oldum. Emekli tazminatımdan bir traktör aldım, araba aldım. Velhasekerem köye geldim. Köyde şu anda emekli olduktan sonra emekli hayatımı yaşıyorum. Köyümüz iyidir. Köyümüzün her yönde. Aşağı taraflarda balık tesislerimiz vardır. İsteyen vatandaşımız gelir, göre, geze, her şey yapabilir. Serbest.
O yüzden iyi köyümüzün yeşillik her tarafı gördüğünüz gibi. Biz de işte emekli olduğumuzdan boş kalmayalım diye hayvancılık yapıyoruz. Başka bir durumumuz yok. Anladın mı? Bir sıkıntımız Allah'a şükür yok yani. Ufak tefek sıkıntılar olur, o da önemli değil. O da gelip geçici. Vallahi bütün Almanya'da kalan akrabalara, dostlara hepsine selam ederim. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Köyümüze gelsinler, görsünler. Bütün yeşilliğine, balık tesislerine gelsinler. Çok güzel. Çok güzel olduğu için hiçbir yaramazlıklar yok. Bizim sadece sıkıntımız köyümüzün şeyler var. Sadece kanalizasyon sıkıntıları var. Su boruları değişecek. Bir de buraya yaptırılır olursa buraya halı saha yaptıracağım herhalde muhtarımız. Şurada bir yarım yıkalan yerimiz var. İşte onun da paketleri döşeniyor. O ne olacak? Vallahi hepsi bunlar yani. Diyeceklerim bunlar. Vatandaşlar İnegöl'de olsun, bütün şehirlerde, gurbetlerde olanlar gelirler, köye gezerler, görerler. Hepsine de çok selam eder, gözlerini öperim. Ben Zafer Kabak, Domaniç Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Ben Mükerler Köyü olaraktan zaten halı sahamız var. Sadece gençlerimizin eğlenmesi gereken odaya ihtiyacımız var. Odanın yapılmasını istiyorum. Bir de bizim babalarımız bu kendi köy okulumuzda okudu. Biz taşımalı eğitimle okuduk. Köylerimize daha çok değer verilip kültürümüzü unutulmamasını istiyorum. Ben Sabri Emmer, 1971 doğumluyum. 1993'ten beri Bursa İnegöl özel sektörde çalışıyorum. Köyümüzdeki sorunlar, yeraltı suları, kanalizasyonlar, 1985'ten evvela olmuş bir su hatlarımız var. Bu su hatları da şu anda genellikle sürekli arıza yapmakta, sürekli patlamakta. Biraz da su boruların dolmasından dolayı evlerde biraz ister istemez sular bulanık akıyor. Temizleniyor ama ne kadar da desen hatlarımız eski olduğundan, kanalizasyonlarımız eski. Yani bu tür sorunlarımız var. Şu an köyde yaşadığımız bu sorunlar var genellikle. Ben şu anda pandemiden ötürü ben çalışmadığım için köydeyim. Bunları yaşıyoruz yani. Ben genelde İnegöl'de durduğumdan ama şu an pandemiden dolayı kronik hastalığımdan ötürü ben köyde duruyorum. Yani gitmiyorum bir yere. Çalışmıyorum yani. Ama o yüzden de burada su hatlarımız, yani arzu şeylerimiz bunlar. Bizim köydeki isteklerimiz şu an bunlar yani. Köy sularının şeylerin hatlarının değişmesi, kanalizasyonun değişmesi yani. Başka da genelde bunlar yani. Şu anki sorunlarımız bunlar. Diğer sorunlarımızı muhtarımız bizden daha iyi biliyor. Yaptırıyor zaten. Gerekeni yaptırıyor. Allah razı olsun ondan. Çalışıyor muhtarımız. Diğer köylere göre çok iyi çalışması var. Muhtardan memnunsunuz yani. Muhtardan memnunuz, evet. Tamam. Evet. Teşekkür ederiz abi. Ben Ali Kara, Mükerler Köyü muhtarıyım. İlk önce Domaniç Gazetesi'ne bu çalışmasından dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Mükerler Köyümüz 250 kişilik bir haneden oluşmaktadır. Yazın İnegöl'den ve diğer ilçelerden gelen köylülerimizle birlikte 500'e yakın bir köylümüz oluyor. Yazın daha güzel ama şanssızlığımızdan dolayı, pandemiden dolayı köye giriş çıkışlar biraz sakıncalı oldu. Mükerler Köyü olarak bizim muhtarlığımıza başladığımızdan beri dağdan gelen su şeyimizi hallettikten sonra köyümüze imece şeklinde bir şeyler yapmaya çalıştık. Köyümüzün burası, şu bulunduğumuz yeri
düğünlerimizde, mevlidlerimizde gençlerimizin eğlenebileceği bir şekilde açık düğün salonu yaptık. Tam tamamlanmadı, eksiklerimiz var. Köyümüzün okulu şu anda öğrenci olmadığından düğünlerde, mevlidlerde yemek pişiriliyor, yemek yiyiliyor. Bu köyümüzün aşağısında, bahçesi, okul bahçesinde Allah nasip ederse ağaçlandırıp güzel bir şekilde piknik alanı yapıp köylülerimizin burada piknik yapmasını istiyorum. Köyümüzün dere çayırında bir mesire yeri var. Bunu gerekli yerlere ilettim. Güzel bir şekilde buranın da çevrilip düzenlenip yazın piknikçilerle dolmasını isteyen bir muhtarım. Köyümüzün en büyük sorununu zaten köylülerimize dile getirdi. Köyümüzün dağdan gelen suyun köy hattı, su isale hattıyla kanalizasyon hattı haricinde köyümüzün zaten çok böyle bir sorunu yok. Köyümüzde memur arkadaşlar, yurt dışında Almanya'da özellikle çalışan gurbetçilerimiz ve köyümüzdeki köy halkıyla birlikte zaten çözmeye çalışıyoruz. Köyümüzde şu anda yaşayanlar hayvancılık yapıyor, tarım yapıyor. Hava şartları çok uygun olmadığından kendini böyle kendi imkanlarıyla kavrulan bir köylümüz var. Gençlerimize sözlerimiz var. Gençlerimize bir futbol sahası yapacağız. Bir gençlerimizin yenilebileceği şekilde bir oda yapmayı düşünüyoruz. Mezarlığı bir tane malzeme odası yaptık. Ondan sonra yollarımız çok kötü. Yollarımızı gerekli yerlere başvurularımızı yaptık. Bu şekilde köyümüzü idare etmeye çalışıyoruz. Köyde bir beraberlik var, birlik var. Birlikten her şeyi de devletten beklemek de iyi değil. Biz de bu şekilde köyümüzü kalkındırmaya çalışıyoruz. Bildiğim kadarıyla bir de köyde 7'den 70'e herkesin fikrini alarak, danışarak iş yapıyormuşsun. Şimdi biz bir muhtar, 4 azadan oluşan bir köy ihtiyar heyetiyiz. Bizim için herkesin fikirleri önemlidir. Ben bu köyün her sorununu 7'den 70'e çözmek için elimden geleni yapıyorum. Herkesin fikrine de saygılıyım. 5 yaşındaki bir çocuk, 10 yaşındaki bir çocuk, 30 yaşındaki bir yetişmiş ve 70 yaşındaki bir ihtiyar heyetin herkesin tabii ki benden isteği, benden temennileri oluyor. Ben de herkesin buna göre karşılamaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar köyüme yardım etmek istiyorum. Köyümü Domaniş'te mağdur etmemeye çalışıyorum. Bütün imkanları zorlayarak köyümdeki vatandaşlara hizmet etmeye çalışıyorum. Şimdi son zamanlarda köyümüzde gençlerimiz devlet işine çok giren oldu. Özellikle öğretmenlik branşında. Afyon Üniversitesi'nde 2 tane rektörümüz var. 1 tane köyümüzde savcımız var. Avukatlarımız var. Diş hekimimiz var. Yani kendilerini gerçekten kutluyorum. Doğdukları yerde değil ama doydukları yerdeler şu anda. Köyümüze gerçekten çok faydaları var. Onları tekrar huzurumuzda kutlamak istiyorum.